Arkadaşlar merhaba. Beyaz Şapkaya Kreatimize hoş geldiniz. Bugün birinci dersten bahsedeceğiz. Birinci dersimizde işleyeceğimiz konulardan bahsedeceğiz. Öncelikle Beyaz Şapkaya Kreatim nedir? Amacı nedir? Ne gibi işlemler yapar? Biraz bunlardan bahsederim. Ondan sonra ilerleyen günlerde işleyeceğimiz konulardan biraz bahsedeceğim size. Beyaz Şapkalı Hacker, internet ortamında çeşitli bilişim suçları işleyen kötü niyetli hackerların kullandıkları araçları ve yöntemleri bilen kişidir. Niyeti kötü olan birinin size veya kurumunuza karşı yapılan saldırıları bilmek ve önlemek için mevcuttular. İlerleyeceğimiz günlerde işleyeceğimiz konularda şu şekilde biraz sanallaştırmaktan bahsedeceğiz. Sanallaştırma sistemlerinden bahsedeceğiz. Kali Linux'un kurumundan ve Kali Linux'un network ayarları SSH yapılandırmasından bahsedeceğiz. Bilmeyenler için biraz temel Linux komutlarından değineceğim. Çok kullanacağımız Vi ve Vim editörü var. Bunlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra pasif ve aktif bilgi, hedef aldığımız sistemlerin pasif ve aktif bilgilerini toplamaktan bahsedeceğiz. MP ile host ve port taraması yapacağız. Vulnerability programlarla zafiyet testleri arayacağız ve bu zafiyetleri Metasploit ile yaralanmaya çalışacağız. SET ile sosyal mühendislik yapacağız. Güvenlik cihazlarını nasıl atlatırız? IDS, IPS. Bunlardan bahsedeceğiz. Pentest çalışmalarını anonim olarak yapmaya başlayacağız. İşte IP adresini nasıl gizleriz? Tor kullanacağız ve benzeri işlemler yapacağız. Web uygulamalarına yönelik testler yapacağız. SQL Map ve Bootseed ya da hedef aldığımız sistemin alt dizinlerini nasıl buluruz? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Lokal ağda ne gibi saldırılar yapabiliriz? Lokal ağı nasıl tararız? Onlardan bahsedeceğiz. DOS ve DDoS saldırısı nasıl yapılır? Sistemi nasıl koruruz? DOS ve DDoS'tan onlardan bahsedeceğiz. Şifre kırma atakları yapacağız ve bunları nasıl önleyeceğiz? Brute force atak dediğimiz bir atak. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Ve kablosuz ağlardan hem veri çalıp hem de şifresini kırma gibi işlemler yapacağız. Tabii bu süre içinde çıkan güncel exploitler Windows'da, Mac'te, Linux'ta ya da belli olan firewall router'larda çıkan exploitler olursa ve güncelde olanlar da var şu anda 2017'den kalma. Bunların videosunu çekip size atmaya çalışacağım ve bunları yapmamdaki sebep aslında bunları biraz da gerçek ortamında test etme gibi bir sürece gireceğiz. Hem de bunları yaşamış olacağız. Birinci dersimizin şu anki konusu bu kadar. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere.